turşu kavurması, 1,5 kilo fasulye turşusu, 2 adet kuru soğan, 6 adet acı biber, 1 yemek kaşığı tereyağı, sıvı yağ, pul biber, tuz, turşu suyu. Aslında bu biraz diri bu turşular. Biraz daha çok haşlanmış geçse, olsaydı. Haşlansa. Evet, haşlansaydı biz bunu esas böyle elimizle mıncıklıya mıncıklıya öyle doğruyoruz. Bu yumuşak olmadığı için ben bunu doğradım. Böyle de yapılıyor. Ama orijinali böyle dediğin gibi hani turşular yumuşar ya. Hemen evet, böyle yaşlılar evet, onu böyle böyle hemen yapıyor. Hemen böyle sıkarlar top top. Birazcık biber, soğan, sarımsak onu da yağda kavururlar. Bunu da üzerine koyarlar. Üzerine annem yani biz kapatmıyoruz buhar yapıp sulanmasın diye üstü açık kavuruyoruz onu. Üstünü kapatmıyoruz. Tamam. 15 dakikada tamam. Hazır oluyor. Bunu da yapıyorsun. Evet hazır oluyor. Şimdi bunları böyle doğramak durumundayım. Benim eşim Karadeniz'de olmadığı halde çocuklarım yani bunu okuldaki bütün arkadaşlarım kavurur götürürdüm. Çok severler. Evet, sevmeyen aynı zamanda biliyorsunuz bu depresyona çok iyi geliyor turşu. İnsan tabii kendinizi halsiz hissettiğiniz zaman canlılık katıyor. Benim büyük kızım doktordur. Okurken bile öğrenciliğinde biraz yorgun oldum. Hemen anneciğim turşu çıkar derdi. Allah turşu Allah. Çıkarıp yeriz evet gerçekten. Vücudumuz için evet, inanılmaz faydalı hani inanılmaz, yararlı bakteriler olduğunu biliyor evet, musun? Evet evet evet. Toksinleri atmada da yardımcı oluyormuş. Artık hekimlerimiz buna ne der bilmiyorum ama turşunun ev turşusu ama hazır değil. Ev şöyle Nursel'in evinde yapılmış turşu olmalı. Evet aynen öyle. Evet. Şunu kuruladım hayatım ben. Tamam. Soğanını şimdi burada soğanlarımızı çok küçük olmayacak soğanlarımız. Böyle annem öğretmişti bana. Ablalarım büyük büyük doğrarlar. Tereyağı koyuyor musun? Ben aslında koyuyorlar annemler de ben normalde turşuya koymuyorum. Hadi annenin hatırına koyalım. Annemin hatırına koyalım. Annem her şeye tereyağı kullanır. Ben hani... Bu neydi annenin adı? Raife. Bu Raifeciğime gelsin Raife, tereyağı. Raife çok da güzel yapar. Aslında o bugün... Hadi anneciğim deseydim o bayılırdı bana çok tripler attı ama ben formatınızı şey yapamadım hani hem yorulur dedim. Ben bilmiyor musun ne kadar büyük ya biliyorum ama işte onu şey yapmadım. Aşk olsun evet. Sana. Çok ama annem olmuş. Bir resmini şey yaparız resmini gösteririm ben sizlere. Çok tamam. Tatlıdır, çok şekerdir, çok pozitiftir. Keşke onun kadar pozitif ve öylesin hayata bence. Bağlı olabilsek. Biz onun bir çeyreği kadar değiliz. Valla bence sen de öylesin. Beş altı ince bunlar kıl biber herhalde. Ne acıysa bir şey acı. Yok yok çok acı değil bunlar. Gözüm yandı. Yok yok. O acı çok yakışıyor ona. Bence de yakışıyor. Evet turşunun... En şey tarafı kıl biber ya yemesi kıl biber evet çok acı şimdi, olmuyor bunlar. Şimdi Rize Karadeniz çok büyük bir yer tabii mesela biber koyan oluyor olmayan yani koymayan tabii da var. Bunlar şimdi arzuya göre değişiyor. Gerçi günümüze gelen şekline maydanoz da katıyorlar mesela ben de katıyorum. Eskilerimiz katmıyormuş belki de maydanozu bilmiyorlardır. Fakat maydanoz çok yakışıyor. Herkese tavsiye ederim. Aslı hanımlar denesinler bunu kavurunca. Olabilir. Çünkü hem estetik olarak, görsellik olarak hem de vitamin bakımından maydanoz çok faydalı hani biliyoruz. Hem onu tüketmiş oluyoruz. Ben bolca koyuyorum bir demet maydanoz piştikten sonra. Bayağı kavuracak mısın? Evet biraz. İyice böyle karamelize edecek misin? İyice karamelize yapmıyoruz. Biraz sonra turşusunu üzerine koyacağız. İkisi birlikte aynı eşit. Şey yapılıyor. Kızım doktor mu dedin? Evet büyük kızım. Okuyor mu? Yok yok doktor. Çalışıyor. 7 yıllık doktor. Ya. Yeni evlendi. Ay ne güzel. Daha 2,5 aylık evli. Bir de oğlum var. Oğlum var. Makine mühendisi. Yıldız makine mühendisi bitiriyor. Şu anda sınavları var. Başarılar diliyorum evet. Ona. Evet. Bizi bir de Elif'imiz var. Down sendromu biliyorsunuz. Benim hiç boş vaktim olmuyor. Nasıl olsun? Biraz kafam tekstifim toparlamakta zorlandım ya aslında öyle biri değilim. Ya bu üzülme. Evet. Üzüldüm gerçekten. Üzülme. Şey diyor şimdi. Üzüldüm kafam çok dolu. Konuşurken ne iş yapamıyorum diye. Ya boşver. Aslında yaparım. Araba kullanırken bile yanımda halay çekerlerdi.
Ben direksiyon biri kolumda biri şeyimde, çocuklar başımda. Sus, sonra diyorlar ki kadınlar araba kullanmasın. Yo, hiç en ufak ne bir ceza puanım var, 30 yıldır hiçbir şeyim yok ama şu sıralar biraz yoğunluktan herhalde. Olabilir. Elif'in biraz sıkıntılarım var, bu eğitim alıyor, ondan sanıyorum işte anne yüreği hani. Ya evet. Delay'cığım sen ne dersin? Kırpmayacağım, hepsini vereceğim. Kırpmak yok. Nursel'cığım şimdi bu turşunun, soğanın çok fazla karamelize etmiyoruz. Tamam. Turşumuzu da ilave ediyoruz. Ben sana şöyle tutayım, onu, arkadaşlarım evet, da görsün. Hiç karıştırmadan öyle bir iki üç dakika bırakıyoruz. Hani suyunu çeksin yani, bıraksın sonra diye. Çeksin. Evet. Çünkü sulu olursa güzel olmuyor lezzeti. Hı hı. Kuru kuru yani, be kavurma olacak. Ya, et tabii kavurma gibi. Turşu kavurması adı üstünde. Hı hı. Çünkü o ısındıkça suyunu bırakıyor. Biz şimdi bunu böylece bırakalım. Kapağını tabii, da kapamıyorsun. Kapamıyoruz. O zaman buhar yapıyor. İçine tamam. Akıyor, suyu hiç gitmiyor. Gidip karıştıracağız onu. Evet. Şimdi biraz böyle kalsın. Hem soğanı o arada erimiş oluyor daha. Tamam. Biraz sonra kavururuz. Biz üçüncü yemeğimize geçelim mi? Kimler gelecek, kimler gidecek acaba? Sürekli senin tabirince döküyoruz orayı buraya. Evet, evet, evet. Allah Allah. Çok... Hadi bakalım gelin, herkes gelsin, buyursun yani, gelsin. Evet, çok önemli bir olay var mutlaka. Allah Allah. Evet. Hmm. Ben şimdi denemişim ya, çok sevdiğiniz insan aç olarak gelecek, sizinle yemek yiyecek veya uzun zamandır görmediğiniz birisi, ya uğurlu hayırlı bir şeyler olacak. Hadi inşallah. Kısmetiniz ya, çok büyük bir kısmet. Ay. Hani bunu hangi anlamda yorarsanız o size kalmış. Ama mutlaka güzel bir olay olacak. İnşallah. Ya kızınızla ilgili diyelim, öğrenci işte okulla ilgili beklediğiniz üstünde bir başarı performans olacak. Olumlu ne kadar şey düşünebilirsen ucunu açık bıraktım. Siz şimdi ne düşünürseniz. Üçüncü yemeğimize mi geçelim? Siz ne düşünürseniz o olur hayatta. Evet. Tarifimizi izleyin. Tarifimiz bitti. Sadece böyle ara ara kavuracağız, o kadar. Biz mutfağımızı hazırlayalım. Üçüncü yemeğin hazırlığını yapalım. Buyurun.